Merhabalar. Bugünkü online eğitim seminerimize hoş geldiniz. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak isterim. Ben Yusuf Balcı, e-ticaret yöneticisiyim. 12 yılı elektronik ticaret olmak üzere yaklaşık 15 yıldır bilişim alanında hizmet vermekteyim. Daha önce kamera arkasında Hüseyin Bey'e yardımcı oluyordum. Bugün kamera karşısında sizlerleyim. Hayat paylaştıkça güzel prensibiyle edinmiş olduğum bilgi ve tecrübeyi bugünkü konu başlığımız altında istifade edebileceğiniz detaylarla inşallah size aktarmaya çalışacağım. Bugünkü seminer programımızda sizlere dijital medya kullanımı ve avantajları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Doktor Hüseyin Bey'in bu programın konusunu sizlere katkısını olacağını düşünerekten özellikle seçtiğini belirtmek isterim. Bugünkü eğitim programımızın ana teması aslında pandeminin de etkisiyle kendini açık olarak gösteren dijital devrim sürecinde mesleğinizi bu dijital dönüşüme adaptasyonunuzu sağlamanız için fikir vermektir. Biraz genel bir konu başlığı olacak ama bu platformların etkili kullanımı, işte püf noktaları, bunlarla ilgili aslında bunların hepsi ayrı bir konu başlığı. İleride talep etmeniz halinde ayrı bir program olarak düzenlenebilir. Şimdi sizlerle bazı grafikleri paylaşmak istiyorum. Öncelikle eğitim programımız 3 aşamalı olacak. Birinci bölümde sizlere eğitim konumuza dair teorik ve pratik bilgiler sunacağız. Bununla beraber bazı istatistikleri paylaşacağız. İkinci bölümde işletmelere yönelik dijital medyanın kullanımı ile ilgili bilgiler aktaracağız. Üçüncü bölümde de soru cevap şeklinde ilerlemeye çalışacağız. Dipnot olarak şunu da belirtmek isterim. Tüm katılımcılarımıza eğitimden sonra hem eğitim dokümanlarını hem de katılım sertifikasını ücretsiz olarak göndereceğiz. Şimdi dijital medya nedir? Dijital medya insanların elektronik ortamda kullandıkları genel olarak iletişim kurdukları bütün araçlar aslında. Bunun içerisinde sosyal medya, internet siteleri, WhatsApp gibi iletişim uygulamalarını örnek olarak gösterebiliriz. Dijital medya dediğim gibi genel bir tanım. Burada daha ziyade sizi aşırı detaylarla sıkmadan istifade edebileceğiniz platformlar ve araçlar hakkında kısa kısa bilgi vermeye çalışacağım. İnternetin yaygınlaşması, halka açık bireysel ve kitlesel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte dijital medya kullanımının artması doğal olarak davranış ve alışkanlıklarımızda da köklü değişikliklere sebep oluyor. Birkaç örnek verecek olursak eğer, online alışveriş, araç kiralama, dijital dergi ve haber siteleri, iletişim uygulamaları, işte emlak siteleri, yemek siparişleri, hatta e-devlet üzerinden birçok resmi işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Özel ve kamusal sektörün bize sunduğu gündelik hayatımızda kullandığımız daha birçok şey sayabiliriz aslında. Şu anda hayatımızda olan ve kullandığımız birçok dijital sistemin yaygın internet kullanımı ve gelişen teknolojiyle orantılı ilerlediğini söyleyebilirim. İnternet ve akıllı cep telefonundaki kullanım arttıkça
gündelik hayatımıza dair birçok gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Temel olarak şunu söyleyebiliriz, dijital hizmetlerin ardında etki ve tepki gibi temel bir prensip bulunmakta aslında. Bir şey verirsiniz ve bir şey alırsınız. Döngü temel olarak bu şekilde işliyor. Buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela TikTok, kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Hatta nefret edenler var ama insanlar burada mizah yapıyor. Ve azımsanmayacak derecede bir kitle bundan mutlu oluyor. Siz insanlara onları mutlu edecek bir içerik sunuyorsunuz. Onlar da sizi takip ediyor, beğeniyor ve daha birçok farklı şekilde etkileşim alıyorsunuz. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanlara gündelik hayatını kolaylaştıracak pratik bilgi, ilgi çekici içerikler, hizmet, ürün ve hatta fikri yenilik ve farklılıkla sunmak talebi de beraberinde getiriyor aslında. Sanal ortamda sunulan birçok şeyin aslında somut bir karşılığı var. Örnek sanal ortamda sipariş veriyoruz. Elimize fiziksel olarak somut bir ürün geçiyor. Bir hizmet alıyoruz mesela, eğitim. Size bilgi sunuyoruz ve bilgi aslında soyut bir kavram. Ama siz bu bilgiler ışığında bunu farklı şekilde yorumlayarak, uygulama olarak müşterilerinize sunuyor ve somut bir sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi bazı dijital medya araçlarını sizlere göstermek istiyorum. Bunları neye göre belirlediniz diyebilirsiniz aslında. Şimdi bu istatistikte daha açık şekilde anlatmış olacağız. Dünyada çok fazla kullanılan sistemler mevcut. Binlerce belki, on binlerce ama bunu hazırlarken bizim için belirleyici faktör Türkiye'de en sık kullanılan platformlar. Çünkü bizim için bir karşılığı olmak zorunda. Bu kriter doğrultusunda sizler için derlediğimiz şimdi bilgileri aktaracağım. Mesela burada gördüğünüz üzere YouTube ülkemizde çok yüksek oranda kullanılıyor. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, ardından Facebook Messenger, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, TikTok bu şekilde gidiyor. Şimdi dijital medya içerisindeki araçlardan anlık mesajlaşma uygulamaları. Belki birçoğunuz bu uygulamaları biliyor ama bizim buradaki amacımız zaten şu. Aklınızdaki karmaşayı gidermek, kullanabileceğiniz araçları ve size olan katkılarını genel bir fikir edinmeniz için size net bir şekilde sunabilmek. Yani size aslında bir bu anlamda yol haritası göstermiş oluyoruz. WhatsApp Türkiye'de en çok indirilen uygulama, öyle söyleyeyim. WhatsApp'ı herkes kullanıyordu zaten. Büyük bir çoğunluk sesli, görüntülü ve yazışma görüşmelerinin büyük kısmını bu platformu kullanarak gerçekleştiriyor. Kişisel ve işletmelere yönelik iki sürümü bulunmakta. İkisinin de ayrı ayrı avantajları, dezavantajları var. Telegram, belki kiminiz duymuştur, kiminiz duymamıştır ama WhatsApp'a alternatif, benzer fonksiyonları içerisinde barındıran, yine aynı sisteme sahip anlık mesajlaşma programı. Ülkemizde sık kullanılmasa da avantajlı olduğu özellikleri mevcut. Facebook Messenger, WhatsApp'tan sonra ülkemizde en sık kullanılan, yine mesajlaşma programı uygulaması. En büyük avantajı Facebook ile entegre çalışması. WhatsApp ve Telegram gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Yakın zamanda da Instagram mesajları Facebook Messenger ile birleştiğine dair bilginin de yayınlandığını belirtelim. Snapchat yine bu anlamda ilk onda yer almakta ülkemizde. Sosyal mesajlaşma platformu. En farklı yönü çekilen fotoğraf ve videoların içeriğindeki efektlerle daha ilgi çekici hale getirilerek paylaşılması. Burada önemli bir istatistik var. Uygulama kullanımının %70'ini kadınlar oluşturmakta. Zoom
Belki bu pandemi sürecinde duymuş olabilirsiniz. Video konferans, seminer ve çok katılımlı görüntülü toplantı uygulaması. Koronavirüs sürecinde en çok kullanılan uygulamalar sırasında yerini aldı. İş görüşmeleri, toplantılar, seminerler, eğitimler gibi birçok alanda kullanabileceğiniz etkili bir uygulama. Şimdi neler yapılabilir? Şahsi numaranızı kullanmak ve açık şekilde yayınlamak bazen sorun olabiliyor. Bunun yerine mesela kendinize herkesin size erişebileceği sanal bir numara alabilirsiniz. Ve bunu istediğiniz şekilde kurgulayabilirsiniz. Yani sesli görüşme alabilirsiniz. Bu diyelim ki bunun bir uygulama karşılığı var. Cep telefonuna yönlendirip gelen arabaları o şekilde alabiliyorsunuz. Yine aynı numaradan WhatsApp kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz. Tamamıyla size bağlı. Online özel sohbetler düzenleyerek müşterilerinizi bilgilendirebilirsiniz. Toplu paylaşım listeleri oluşturarak ürün ve hizmetleriniz hakkında periyodik paylaşımlar yapabilirsiniz. Online eğitimler planlayabilir, insanların aklındaki endişe ve sorulara yanıt bulmasını sağlayabilirsiniz. Bilgilendirici ve ilgi çekici içerikler göndererek müşterilerinizle bağlantınızı güçlendirebilirsiniz. Kendilerini özel hissettirecek mesajlar atarak daimi müşteriler kazanabilirsiniz. Çünkü insanlar bundan hoşlanıyor. Mesela doğum günlerinde onlara özel bir mesaj göndermek ayrı bir hoşnutluk katıyor diyelim. İnsanların aradığı hizmet ile ilgili görüntülü görüşme olanağı sunarak işletmenize müşteri çekebilirsiniz. Hikaye kısmını canlı tutarak dönüşüm oranını artırabilirsiniz. Yani bütün aslında bu unsurların temeli yeni potansiyel müşterilere erişebilmek veya mevcut müşterilerinizi daimi müşterilere dönüştürebilmek. Bu grafikte de gördüğünüz üzere WhatsApp ülkemizde en sık kullanılan uygulama. Anlık mesajlaşma uygulaması olarak ardından Facebook Messenger geliyor. Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook ülkemizde de dünyada da en gözde sosyal medya uygulamalarıdır. Özellikle ülkemiz için söylüyorum. Instagram'daki kullanıcıların etkileşim oranı çok yüksek. Bu platformlarda etkili ve verimli bir çalışmayla daimi bir müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bunları kısa kısa aktarıyorum. İlerleyen programlarda daha detaylı eğitimiyle, kullanımıyla ilgili işte ne şekilde kullanılır, nasıl bir buradan müşteri edinebiliriz. Yani bunun gibi detayları ilerleyen programlarda vereceğiz inşallah. YouTube ve TikTok. Şimdi videonun sosyal medyada etkisi çok büyük. Yani ilerleyen zamanlarda şimdi bazı istatistikler de göstereceğim. Yazıdan daha çok insanlar, hatta görselden daha çok videoya diyelim ki talep gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada da en popüler sosyal medya mecralarından birisi de video paylaşım platformu YouTube'dur. Çektiğiniz videoları paylaşabileceğiniz gibi canlı yayınlarda düzenleyebilirsiniz. TikTok video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan diğer bir sosyal medya uygulaması. Dünyadaki ve ülkemizdeki kullanımı giderek artıyor. Video klipleri kırpmak, kesmek, birleştirmek ve kopyalamak için düzenleme araçları da sunan TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat gibi uygulamaların kesişiminde kısa anlık videolara odaklanan bir platform. Videolar 15 saniye ile sınırlı ancak daha uzun hikayeler oluşturmak için videolar birbirine eklenebiliyor. Pinterest, görsel ve video paylaşım platformu. Yani bu platformu diğer sosyal ağlardan ayıran en büyük özellik pinleme denilen bir özellik. Kullanıcılara iki şekilde paylaşım imkanı sunuyor. Kullanıcılar ister kendi yükledikleri görselleri veya videoları,
İsterlerse de farklı bir kullanıcıda görmüş oldukları görselleri ya da videoları paylaşabiliyorlar. Buna da pinlemek deniyor. Twitter, herkes biliyor yine, sınırlandırılmış karakterler ile tweet adı verilen gönderiler yazılabilen bir sosyal ağ platformu. İlk etapta 140 karakterlik bir mesaj paylaşımı üzerinden faaliyet göstermeye başlamış. Daha sonra şu anda herhalde 280 karakter olarak kullanılıyor. Günümüzde özellikle siyasiler, haberciler, işte şarkıcılar gibi kitleler tarafından kullanımı tercih edilmekte. İlerleyen zamanlarda yine paylaşacağım. Yani garip ama normalde sosyal medya platformlarında her yıl bir büyüme oluyor. Ülkemizde Twitter'da düşüş yaşanıyor. Herhalde bu da yazıya biraz ilgisiz olduğumuzdan kaynaklanabilir. LinkedIn bu platformu diğerlerinden biraz daha ayrı tutmak gerekti aslında. İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal iş ağı. Buradan kariyerinize dair tüm bilgileri yayınlayabilir. Firmaların size ulaşmasını sağlayarak daha iyi bir kariyer hedefleyebilirsiniz. İş ilanı verildiği gibi iş başvurusu da yapılmakta. Şimdi genel olarak neler yapılabilir bu platformlarda? Hizmetlerinizi ve ürünlerinizi anlatacak canlı yayınlar planlayarak bunları satışa dönüştürebilirsiniz. Periyodik olarak etkili ve ilgi çekici görseller paylaşarak etkileşim oranını artırabilirsiniz. Sıradan olmak yerine daha samimi içerikler paylaşarak dönüşüm oranını yükseltebilirsiniz. Hashtag ve konum etiketlerinden farklı hedef kitlelere ulaşabilirsiniz. Hikayenizde videolar paylaşarak daha çok erişim elde edebilirsiniz. Bir de en etkili yöntemlerden birisi de hizmet alan kişilerden görüş isteyebilirsiniz. Yani şu şekilde müşterilerinize verdiğiniz hizmetle diğer potansiyel müşterilerinize referans sunar ve güvenilirlik oranını artırmış olursunuz. Şimdi diğer araçlardan devam edeceğim. Burada bazı istatistikleri göstermek istiyorum. Ülkemizde sosyal medya kullanımı oranı yani 54 milyon. 54 milyon kişi sosyal medya kullanıyormuş. Nüfusumuza, yani bizim toplam nüfusumuza oranı %64. Yani nüfusumuzun %64'ü sosyal medya kullanıyor. Ve bu oran her yıl ortalama %3-4 oranında büyüyerek devam ediyor. Hemen yanındaki bölümde sosyal medya kullanımının %90'dan fazlası, hatta 99 gösteriyor burada, cep telefonu yani akıllı telefonlar üzerinden yapılıyor. Bunlar yine diğer istatistikler. Bunları niye size sunuyorum? Yani kullanacağınız platforma karar verirken buradaki rakamlar çok önemli aslında. Instagram 38 milyon kişi kullanıyormuş. Nüfusun %57'sine tekabül ediyor. Her yıl %2 oranında büyüyormuş. %42'si kadınlar, %57'sini erkekler oluşturuyor. Keza Facebook 37 milyon kullanıcı oranına sahip, %56'sına tekabül ediyor. Belki Facebook biraz popülaritesini yitirdi diyebilirim. Çünkü buradaki kullanıcı artışı sıfır olarak gösteriyor. En azından bir yıl içerisindeki. LinkedIn var. Bu tabii hani bizim Instagram veya Facebook gibi klasik sosyal medya platformlarından biraz daha farklı. Az önce söylemiştim. Kullanım oranı 8,5 milyon. Twitter diğer platformlara göre yine düşük. Yani %12 civarında 12 milyon civarında bir kullanıcı oranı var. Ve gördüğünüz üzere en azından son bir yıl için rakama baktığımızda %3'lük bir gerileme var
kullanıcı sayısında. Konum tabanlı sosyal ağ siteleri, Foursquare ve Google haritalar. Burada aslında en etkili kullanacağınız bölüm Google haritalar. Bu teknik kesinti için kusura bakmayın lütfen. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Konum tabanlı sosyal ağ siteleri. Gittiğiniz bir mekan veya hizmet aldığınız bir işletme hakkında herkese açık şekilde bir puanlama ve değerlendirme yaparak adeta bir rehber gibi kullanacağınız sistemler bunlar. Son kullanıcı bir şey yapmadan önce yaptığı ilk işin gideceği yer veya alacağı hizmetle ilgili diğer kullanıcıların deneyim ve yorumlarını incelemek olduğunu düşündüğünüzde insanların karar vermesinde etkili bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Sizler de bunu hem hizmet alırken hem de hizmet verirken etkili şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde, müşterilerinize verdiğiniz hizmet sonucunda kendilerinden sizi etiketleyerek olumlu görüşlerini beyan etmesini istemeniz hem size hem de işletmenize hem prestij hem de güven katacaktır. İnternet siteleri. Şimdi şöyle, Blogger, WordPress, Tumblr, Medium, yani birçok şey var, platformlar. Ben başlıcalarını belirttim aslında. Bu platformlar blog temelli internet siteleri. İçeriğini hedeflediğiniz amaç doğrultusunda istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İster yazılı, ister görsel, isterseniz de video içerikleriyle blogunuzu oluşturabilirsiniz. İnsanların bilgiye ulaşmak için sıklıkla başvurduğu dijital kaynakların başında geliyor. Kişisel internet sitesi ilgi çekici. Kendi adınızla veya unvanınız ile bir internet sitesi, yani alan adı alıp içeriğini tamamen sizin şekillendirebileceğiniz kendinize ait bir internet sitesi oluşturabilirsiniz. Yani şu anda da bir internet sitesi açmak çok çok uygun bir maliyet. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Artık tasarım bilgisine sahip olmadan birçok firmanın size sunduğu panelleri kullanıp ne bileyim hedef ve amacınızı gözeterek istediğiniz içeriği oluşturabilir. Herkese açık şekilde yayınlayabilirsiniz. İnternet sitenizi aynı zamanda sosyal medya araçlarıyla veya hesaplarıyla entegre şekilde de yine kullanabilirsiniz. Neler yapılabilir? Müşteri kitlenizin endişelerini giderecek bilgiler sunabilirsiniz. Sıklıkla sorulan sorulara cevaplar yazabilirsiniz. Müşteri veya kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Ürünlerinizle veya hizmetinizle ait detaylı, daha detaylı bilgiler sunabilirsiniz. Çünkü sosyal medyada bu sınırlı. Belli bir bilgi oranı sunabilirsiniz. Çünkü sınırlar var ve etkili olabilmesi için bu kriterler gerekli. Daha detaylı bilgiyi de sitenize yönlendirerek müşterinize verebilirsiniz. Mesleğinizle ilgili olmasa da insanların ilgisini çekebilecek konu başlıkları belirleyip makaleler yazabilirsiniz. İnternet sitenizden birçok geri dönüş elde ederek bunları satışa dönüştürebilirsiniz. Zaten bütün çalışmaların amacı da bu. Yani birçok hedef var belki. Markalaşmak, bilinirlik, işte satış dönüşümü vesaire. Bu tamamıyla sizin düşüncenize, yorumunuza bağlı. Şimdi yine burada bazı istatistikler göstermek istiyorum. İnternet kullanımı 62 mi? Yani 62 mi? Nüfusumuzun %74'ü internet kullanıyor ve bu oran her yıl %4 oranında artıyor. Her insanın ortalama internet kullanım süresi 7,5 saat olarak belirlenmiş. Gerçekten çok kayda değer bir süre. Bu da gerçekten bu alanı hem kişisel hem de işletmeler açısından diyelim ki
kullanabilecek çok avantajlı bir mecra olarak görebilirsiniz. Şimdi bu bölüme geçmeden önce az önce anlatmış olduğum konulara dair avantajları hakkında bilgi vermek istiyorum. Güzellik uzmanı veya estetisyensiniz. Dijital medyayı kullanarak mesleğinize ne gibi katkı sağlayabilirsiniz? Aslında bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Kendi müşteri portföyünüzü oluşturabilirsiniz. Yani bir işletmede çalışıyorsunuz, dijital medyayı kullanarak sunmuş olduğunuz hizmete ait hedef kitleye ulaşarak bunları daimi müşterilere dönüştürebilirsiniz. Artık başka yerde işe başlasanız veya ne bileyim kendi işletmenizi açarsınız, müşterileriniz size olan güven ve sempati ile sizi takip edecektir. İnsanların referans olarak gösterdiği güvenilirliğe ulaşabilirsiniz. Yani şöyle, güven herkes için çok önemli bir unsur. Bir kişinin güvenini kazanırsanız ona bir şeyleri anlatmak ve ikna etmek artık çok daha kolay olacaktır. Sorguladıkları birçok şeyi artık size olan güveniyle geride bırakacaklardır. Size güvenen insanların çevresine telkinleriyle çok daha fazla müşteri kitlesine ulaşmış olursunuz. Kariyerinizi dijital medya ile kalıcı olarak belgeleyebilirsiniz. Yaptığınız uygulamalar, verdiğiniz tüm hizmetleri dijital medyada yayınlayıp bir de yorum ve beğeni gibi birçok etkileşim ile bunu pekiştirebilirsiniz. Artık kendinizi ne çalıştığınız veya çalışacağınız işletmeye ne de hizmet isteyen müşterilere anlatmanıza, ifade etmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü zaten tüm veriler fazlasıyla sizi ifade edecektir. Kendi işletmeniz veya çalıştığınız firmanın hedef müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz. Çalıştığınız işletme sadece bulunduğu bölgedeki insanlar tarafından bulunabilirken, dijital medya ile çok daha geniş bir bölgeye hitap edebilirsiniz. Müşteri aramak için koşturmak yerine oturduğunuz yerden dijital medyanın sonu olmayan olanaklarından yararlanabilir. Hedeflediğiniz potansiyel müşterilere ulaşabilirsiniz. Şöyle düşünün. Hizmet arayan kişiye 3 kilometre ötede bir işletme var. Ama sizin işletmeniz 10 kilometre ötede. Günümüzde ulaşımın mesafeleri kısalttığını düşünürsek eğer, müşteri için önemli olacak şey yol değil, aradığı hizmete dair kalite ve güvenle aklında size dair oluşturduğunuz olumlu imajdır. Bu çalışmayı doğru ve etkili bir şekilde yapabilirseniz, sadece kendi bulunduğunuz lokasyondan değil, çok daha geniş bir lokasyondan birçok yeni müşteriler kazanabilirsiniz. İstediğiniz müşteri profiline ulaşabilirsiniz. Şöyle ki, hedeflediğiniz müşteri profili elit olsun, fiyata değil kaliteye önem versin. Veya ucuz olsun, ortalama bir hizmete razı gelsin. Aslında bunu dijital medyanın dışında hedefleyip gerçekleştirmek çok zor. Dijital medyanın size sunduğu olanaklardan birisi de belirlediğiniz kritere göre müşteri profiline ulaşabilmeniz. Ücretsiz ve kolay reklam avantajlarından faydalanabilirsiniz. Sonuçta yeni müşteriler edinmek için belli bir reklam çalışması gerekiyor. İşte TV reklamları, gazeteler, dergiler, radyo reklamları, pano reklamları, evet bu reklam türlerinin hepsi hali hazırda devam ediyor, kullanılıyor. Ancak bunları karşılayacak devasa bütçeler gerekli. Ve şunu da belirtmek isterim. Büyük bir bütçe harcasanız da istediğiniz dönüşümü tam olarak elde edemeyeceksiniz. Dijital medyada birçok doğal yöntem ile ücretsiz olarak sadece emek ve zaman harcayarak sesinizi hızlı ve etkili şekilde duyurabilirsiniz. Doğru ve etkili kullanımla markalaşabilirsiniz. Anlatıldığı gibi maalesef hiçbir şey bir anda olmuyor. Doğru, hedef, planlı ve istikrarlı bir çalışmayı sabırla yapabilirseniz amacınıza ulaşabilirsiniz. Markalaşmak demek artık istediğiniz hizmet ve ürünü kolayca satabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin
Sizin isminiz bir marka oldu. Herkesin bilmesine gerek yok. Önemli olan kendi sektörünüzde veya verdiğiniz hizmete talep gösteren kitle nezdinde bu bilinirliğe sahip olmanız. Artık ister cihaz, ister uygulama, isterseniz bir kozmetik ürün olsun, sizin adınızda yani markanızda sunulduğunda talep gösterecek belki on binlerce, belki de yüz binlerce bir kitleniz olmuş olacak. İnsanlardan alacağınız geri dönüşler ile bilgi ve deneyiminizi artırabilirsiniz. Aslında bizi uzmanlığa ulaştıran bilgi ve deneyimin kombinasyonudur diyebiliriz. Yıllarca çalışsak da göremediğimiz, gözden kaçırdığımız birçok detay olabiliyor. Fakat müşterilerinizden aldığınız sorular, talepler ve bunun gibi birçok geri dönüş ile mesleğinizi farklı bakış açısıyla daha geniş bir perspektiften görme olanağına kavuşuyorsunuz. Aslında müşterilerinizden aldığınız geri dönüşler sizi gözden kaçırdığınız detaylara ulaştırıyor diyebiliriz. Hızlı mı gidiyorum bilmiyorum ama konu uzun olduğu için ben de bu programa sığdırmaya çalışıyorum açıkçası. Markaların aradığı reklam yüzü olabilirsiniz. Dijital medya ile eriştiğiniz şöhret size farklı bir iş potansiyeli olanağı sunabilir. Influencer denilen, herkesin sosyal medya fenomeni olarak bildiği bir reklam yüzü olabilirsiniz. Aslında burada önemli olan insanların ne istediği sorusuna tam olarak yanıt bulabilmek. Bir farklılık oluşturabilirseniz, bir yenilik, kulağa hayal gelse de günümüzün en gözde mesleklerinden olan bir influencer olabilirsiniz. Sunduğunuz hizmetlerin çeşitliliğine göre dönüşüm oranını artırabilirsiniz. Yani şöyle, dijital medyada hizmetlerinizi ve ürünlerinizi sade ama onu en güzel ve en etkili şekilde anlatan altın kelimelerle insanlara duyurabilirseniz, yani insanların aradığı şeyi aslında onlara sunabilirseniz, verdiğiniz hizmeti veya ürününüzü kolayca satışa dönüştürebilirsiniz. Özet olarak biz size, yani bu programda elinizdeki dijital medya malzemelerini ne şekilde kullanabileceğinize dair ipuçlarıyla göstermiş olduk aslında. Yaşanan dijital dönüşümde bu platformların mesleğinize sunacağı katkıları ve buradaki potansiyeli anlatmaya çalıştık. Küçük bir örnekle açıklamaya çalışayım. Diyelim ki elinizde domates, biber, patlıcan, yağ ve tuz var. Siz bunu yorumlayarak salata da yapabilirsiniz, kızartma da yapabilirsiniz veya daha farklı bir yemek de hazırlayabilirsiniz. Sonuç tamamen sizin bunu nasıl yorumlayacağınıza bağlı aslında. Önemli olan kullanıcılara sizi diğerlerinden ayıracak bir farklılık sunabilmektir. Bu da sizin izlenim ve değerlendirmeniz sonucunda işinize kattığınız yorumla sunacağınız yenilik olacaktır. Şimdi ikinci bölüme geçmek istiyorum. İşletmelere yönelik dijital medya kullanımı. Yani bir işletmeniz var. Nereden başlamalıyım? Nasıl kullanmalıyım? Hangi platformları kullanabilirim? Avantajları nelerdir? Genelde bu bölümde bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Bu istatistikte de size şunu göstermek istiyorum. Yeni marka keşfetme yöntemleri. Yani aslında reklamın etkisini gösteriyor. Birinci sırada gördüğünüz gibi arama motorları var. Yani işte internet siteleri. %43'lük bir oran var. Hemen altında da televizyon reklamları. Yani televizyon reklamından daha etkili. Hemen altında sosyal medya var. %40'lık bir oran. Hemen altında marka veya ürün siteleri var.
Hemen altında da mobil uygulamalar var diyelim ki. Yani gördüğünüz üzere dijital medyayı çok uygun diyelim ki maliyetlerle etkili ve istikrarlı bir şekilde kullanabilirseniz aslında sizin için mükemmel bir reklam ve yeni potansiyel müşterilere ulaşmanız için bir çalışma olur. Şimdi yeni bir işletmeniz var veya bir işletmeniz var. Dijital medyada diyelim ki yer almak istiyorsunuz. Nereden başlamalısınız? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle işletmenizi anlatan ve size prestij kazanacak iyi bir logo tasarımınız olmalı. Size yardımcı olması adına idemama.com internet sitesi. Tabii ben bunları söylüyorum ama eğitimden sonra bu dokümanları sizlerle paylaşacağız. Yani Asena Hanım'a ulaşarak veya buradan yine aynı şekilde canlı destek hattından yazarak, yani sohbet bölümünden yazarak diyelim ki talep edebilirsiniz. Bütün yazılı dokümanı size ileteceğiz. Orada kaynakları da var. Yine aynı söylediğim şekilde, yani bu başlıkları, benim söylemiş olduğum başlıkları internette de aratıp kaynaklara ulaşabilirsiniz. İşte eğitimlerine ulaşabilirsiniz. idemama.com internet sitesi tasarımcıların buluştuğu bir platform. Buradan logonuz için belirlediğiniz bütçeye göre tasarım teklifi oluşturabilir. Onlarca tasarım arasından istediğinizi seçebilirsiniz. İnternet sitesi, öncelikle mutlaka işletme olarak bir internet siteniz olmalı. İşe önce bir alan adı alarak başlayabilirsiniz. Alan adınızı, işletmenizi veya verdiğiniz hizmetleri ifade etmesi çok önemli alan adınızın. Örneğin Bahar Güzellik Salonu adlı bir işletmeniz var. Alan adı olarak bahargüzellik.com gayet makul bir seçim. GoDaddy denilen bir sistem var. Alan adı alabileceğiniz güvenilir hizmet sunan bir site olarak burayı tavsiye edebiliriz. Daha sonra internet sitenizi barındırabileceğiniz bir hosting'e ihtiyacınız var. Bunu kiralayabilirsiniz. İnternet sitesinin bir yazılım olduğunu düşünürseniz onu kurup yayınlayabileceğiniz bir donanıma ihtiyacınız var. Hosting dediğimiz şey de aslında bir bilgisayar. Yalnız diğer bilgisayarlardan farkı bulut tabanlı, yani 7/24 yayın yapabiliyor. Natro hosting kiralayabileceğiniz, Natro firması yine hosting kiralayabileceğiniz, bu alanda iyi hizmet veren bir firma. Yine bunu tavsiye edebiliriz. Yani birçok firma var. Ben sadece sizinle birer tane örnek paylaşıyorum. İnternet sitenizi kendiniz CMS içerik yönetim sistemlerini kullanarak siz de oluşturabilirsiniz. Veya anlaştığınız bir ajans ile makul bir fiyata özel ya da hazır tasarımlarda yaptırabilirsiniz. İnternet sitesi için yine birkaç detay vermek istiyorum. İnternet sitenizin içeriğini sektörde müşterilerinizin sizi ararken kullandığı kelimelerle doldurmanız ziyaretçi trafiğinizi yükseltecektir. Sade ve şık bir tasarım sitenize olan ilgiyi artıracaktır. Müşterilerin size ulaşabilecekleri iletişim ve adres bilgisi kolaylıkla erişilebilir bir yerde olması gerekiyor. Sosyal medya hesaplarınıza, sitenizde de yer vermeniz, paylaştığınız referanslara müşterilerinizin ulaşarak onda size dair güven oluşturacaktır. Bu da satışı çok etkiliyor. Sitenizde iletişim butonu ve formları kullanmanız size hızlı bir geri dönüş sağlayacaktır. Yine sitenizde verdiğiniz hizmetleri ve müşteri memnuniyetlerini bir referans olarak sunmanız iletişime geçme oranını artıracaktır. Ya dediğim gibi bu çok geniş bir konu. Ben size kısa kısa başlıklar halinde anlatıyorum. Aslında belki her biri ayrı bir konu başlığı. Dediğim gibi ilerleyen eğitim programlarında talep etmeniz halinde daha detaylı her bir başlık için, yani siz hangisini istiyorsanız, Instagram'ı biz Instagram'la ilgili bir eğitim istiyoruz, işte Facebook'la ilgili bir eğitim istiyoruz, internet siteleriyle ilgili bir eğitim istiyoruz, talep etmeniz halinde Hüseyin Bey bu anlamda gerçekten
size çok değer veriyor, öyle söyleyeyim. Sadece müşterilerine değil, bu eğitime katılanlara, aslında bu sektöre olanlara, yani şöyle düşünüyor, Mormet ailesinin bir parçası olarak görüyor sizleri. Onun için taleplerinizi değerlendireceğini düşünüyorum. Bu anlamda endişeniz olmasın. SEO ve SEM, internet sitesi kurarsanız bu kavramlarla çok karşılaşacaksınız. Onun için biraz kısa da olsa bu konuya değinmek istiyorum. Şu soruyu sorarsak aslında aklımızdaki soru işaretini gidermiş olabiliriz. İnternet sitemizi kurduk ve ziyaretçiler internet sitemizi nereden bulacak? Nereden gelecekler? Şöyle ki, internet sitenize birçok kanaldan ziyaretçi gelebilir. Mağazanızın tabelası mesela insanlar görüyor ve direkt hemen erişime geçmese de internetten aratıyor. Tabeledeki ismi ve karşısına çıkan sonuçlara göre bakıyor ve sizi araştırıyor. Bu olabilir. Ondan sonra sosyal medya, arama motorları, sadece Google olarak düşünmeyeyim ama tabii ki birinci sırada Google. Niye? Az sonra söyleyeceğim. Marka bilinirliği. Hani birisi diyelim ki bir şekilde markanızı duymuştur. Yine internetten direkt markanıza yönelik bir arama yaparak size ulaşıyor diyelim ki sitenize. Bölgesel erişim, rehberler vesaire. Ama asıl az önce söylemiş olduğum gibi, sitenize yeni ziyaretçi kaynağı Türkiye'de kullanım oranı %95 olan Google arama motoru üzerinden gelecektir. Onun için yani internet sitesi için çalışmaların odak noktası aslında Google. Az önce başlıkta da söyledik, SEO yani Search Engine Optimization. Türkçe karşılığı arama motoru optimizasyonu. Yani herkesin anlayacağı dille organik diye tabir edilen sitenize arama motoru anahtar kelimeler üzerinden gelecek ziyaretçi trafiği çalışmalarının genel adı, öyle söyleyeyim. SEM, Search Engine Marketing, yani Türkçe karşılığı arama motoru pazarlaması. Google'ın ücretli reklam sistemi bu. Sitenize gelmesini istediğiniz ziyaretçilere Google AdWords panelini kullanarak belirlediğiniz reklam bütçesi ve birçok farklı reklam kurgusu ile ulaşabilirsiniz. Bu reklamı siz de verebilirsiniz veya bir reklam ajansı ile de anlaşabilirsiniz. Kurumsal mail adresi. Markanıza ve işletmenize prestij katacak unsurlardan birisi de satın aldığınız alan adına ait kurumsal mail hesabı olacaktır. Kurumsal mail adresiniz ile hem iletişim karmaşasını ortadan kaldırmış olacaksınız, hem de insanların güvenle size erişmesini sağlayacaksınız. Yani bir şey gibi düşünebilirsiniz. Telefon numarası, yani bilinmedik bir telefon numarası size her zaman şüpheli gelir ama bilindik, insanların ne bileyim aradığında ardını görebilecekleri bir numara olduğu zaman rahatlıkla akıllarında soru işareti kalmadan sizi arayabilirler. Bu da öyle bir şey. Kurumsal telefon numarası, bu da çok önemli. Aslında her yerde bunu kullanarak diyelim ki bütün iletişimin akışını kendinize yönlendirebilirsiniz. Akılda kalıcı basit bir numaranın size katkısı çok olacaktır. Şöyle ki, size aslında sanal numarayı öneriyoruz. İçerisinde bulut santral ile her türlü sesli karşılamayı operatör otomatik olarak yapıyor. Tüm aramaları tanımladığınız, daha önce konunun başında WhatsApp'ı anlatırken söylemiştim. Tüm aramaları tanımladığınız herhangi bir cep telefonuna yönlendirebiliyorsunuz. WhatsApp yine business'ı bu numara üzerinden kullanabilirsiniz. Yani işletmeniz için kullanılacak her alanda tek numaranız olacak. Google Business kaydı. Konum tabanlı. Daha önce yine önceki, yani bu eğitimin başında diyelim ki bahsettim biraz. Konum tabanlı sosyal ağ sitesi. Kesinlikle, ama kesinlikle internet siteniz olsun veya olmasın kullanmanızı tavsiye ettiğimiz bir lokasyon bazlı bir sistem. Bu sistem Google arama motoru ve haritalarla entegre çalışmakta. Tamamen ücretsiz. Örneğin işletmeniz İstanbul'un Şişli ilçesinde. Bir müşteri güzellik hizmeti arıyor. Size
uzaklığı diyelim ki 10 kilometre. Google'a lazer epilasyon yazdığında veya bununla ilgili bir terim, sizin işletmeniz sonuçlarda ona sunuluyor. Yani bölgenizdeki ve belirli mesafedeki potansiyel yeni müşterilerinizin size ulaşmasını sağlıyorsunuz aslında. Arama motoruna Google benim işletmem yazarak aratırsanız kurulumu, işte kullanımı ile ilgili detaylar karşınıza çıkacaktır. Sosyal medya hesapları. İlk bölümde anlattığımız ve sunduğumuz istatistiklere bakarak hangi sosyal medya hesabını kullanacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz aslında. Biz şunu tavsiye ediyoruz. Bütün hesaplarda paylaşım yapabilirsiniz ama etkin olarak Instagram ve Facebook'u kullanmanızı öneriyoruz. Tabii size daha uygun kullanım şekli Instagram için söylüyorum, Facebook için de. Instagram Business olacaktır. Kişisel kullanım versiyonuna göre, yani işletmelere yönelik, çok daha fazla avantajlı yönleri var. Hesabınızın içeriğini doğru bilgilerle donatarak ve düzenli paylaşımlar yaparak bunları doğal ve ücretli reklamlarla desteklerseniz muhakkak başarılı bir sonuca ulaşacaksınızdır. Facebook Business üzerinden de ücretli reklamlar oluşturabilir, etkileşim ve dönüşüm oranınızı artırabilirsiniz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Anlık mesajlaşma uygulamaları. WhatsApp Türkiye'de en sık kullanılan mesajlaşma uygulaması. Eğitimimizin başında bahsettik. İşletmelere yönelik WhatsApp Business sürümünü kullanabilirsiniz. Firmalara özel fonksiyonlarından faydalanabilirsiniz. Yakın zamanda kullanıma sunulan Instagram'daki mavi tık gibi WhatsApp üzerine de yeşil tık alarak, diyelim ki bir onay, sertifika gibi düşünün, işletmenize prestij sağlayabilirsiniz diyelim ki. Daha önce bahsettiğimiz sanal kurumsal numaranızı yine WhatsApp'a tanımlayabilir ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Kısaca WhatsApp işletme versiyonunun avantajlarından da bahsetmek istiyorum. İşletme profili oluşturabilirsiniz, konum bilgisi paylaşabilirsiniz, müşteriler arasında kategoriler oluşturabilirsiniz. Hızlı mesaj özelliği var, bunu kullanabilirsiniz. Otomatik yanıtlamalar gibi bir özelliği içerisinde barındırıyor, yine bunu kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra WhatsApp üzerinden oluşturulan işletme profili sayesinde, işte ne bileyim, şirket adresi, şirketin web sitesi ve e-posta adresinin kolay bir şekilde paylaşılması yine işletmelere avantaj sağlıyor. Bununla beraber mesajlarınızın başarılı bir şekilde gönderilip gönderilmediğini, bu mesajların kaç kişiye ulaştığını ve gönderdiğiniz mesajların kaç kişi tarafından okunduğunu, yani bu şey toplu liste olarak söylüyorum, okunduğunuzu görmenizi de sağlıyor. Kesinlikle, yani zaten WhatsApp kullanıyoruz ama işletmelerin işletme versiyonunu seçmesi onlara ayrı bir kolaylık sağlayacaktır. Eğitimimiz bugünlük bu kadar. Şimdi soru cevap kısmına geldik. Varsa sorularınızı alabilirim. Şimdi Özlem Hanım, sanal numara olayını biraz açar mısınız? Nereden alınabilir misal? Şöyle, bulut santraller var. Yani bunu veren mesela Verimor, ondan sonra NetGSM, benim bildiğim kadarıyla daha birçok firma var da Türkiye'de. Böyle belirli firmalar var. Diyelim ki 0216 ile başlayan bir telefon numarası da alabilirsiniz veya 0850 ile başlayan bir telefon numarası da alabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla numaranın alınması ücretsiz veya 10 lira civarında, böyle çok uygun bir maliyeti var. Diyelim ki bu numarayı aldığınız zaman size bir panel bilgisi veriliyor. O panele erişiyorsunuz. Telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Gelen bütün aramalar, diyelim ki sizin cep telefonunuzdaki uygulamaya düşüyor. WhatsApp'ı yine bu numara üzerinden kullanabiliyorsunuz. İşte tele sekreter özelliği var. Yani bunlar paket paket aslında.
Ondan sonra yani diyelim ki size ulaşamadıkları zamanda bir kurgu oluşturup sanal bir operatör oluşturabiliyorsunuz diyelim ki. O karşılıyor, bir menü oluşturabiliyorsunuz. Yani siz nasıl istiyorsanız o şekilde kurgulayabiliyorsunuz. Çok güzel bir sistem. Dediğim gibi internetten aratabilirseniz detaylara ulaşabilirsiniz veya ilerleyen eğitimlerde bir konu başlığı olarak isterseniz bir ayrı bir eğitim olarak verilebilir. Süreyya Hanım, bu eğitim çok iyi ama ayrıntılı devam etmesi bizler için daha iyi olacaktır. Yani dediğim gibi yani ben buradaki bizim amacımız aslında size bir yol haritası gösterebilmek. Yani çok fazla şey var. Kullanılan diyelim ki dijital medyada araç var. Aslında biz size en etkilerini göstererek size bir yol haritası sunduk. Dediğim gibi ilerleyen programlarda yani hangisini istiyorsanız eğer talep edersiniz ona göre Hüseyin Bey muhakkak değerlendirecektir. Özlem Hanım. Biz teşekkür ederiz. Simona Hanım, Instagram'da işletme profilinde web sitesi nasıl kurulur? Yani şöyle, bunu zaten şey yapıyorsunuz, hem menüsünde bu var, menüsüne ayarlara girerek oradan ekleyebiliyorsunuz. Direkt olarak profilde zaten, yani ana sayfanızda diyelim ki, görünüyor. Selda Hanım, Google kurumsal web şirketleri arama durumunda İlk üçte göstermek vaadiyle arıyorlar. Güvenilir mi acaba? Kesinlikle değil. Bunları genelde şey yapıyor, rehber firmaları yapıyor, öyle söyleyeyim. Yani çok inandırıcı değil. Çünkü bu kolay bir çalışma değil. Yani belli bir emek ve zaman istiyor. Yani şöyle, ücretli reklamlarda çıkarsanız orada bile bir rekabet oranı var. Yani her zaman her yerde çıkamıyorsunuz. Ücretli reklamlarda dahi. Yani bizim bu sizin söylemiş olduğunuz sanırım şey organik aramalarda. Bu da şöyle yaklaşık iyi bir çalışma yaparsanız rekabet oranına göre değişiyor ama 3 veya 6 aylık bir süreç gerekiyor bunun için. Bunlar genelde satışa yönelik çok doğru olmayan kavramlar aslında. Kesinlikle bence talep göstermeyin. TV kanallarından reklam çekimleri için arıyorlar sürekli. Sizce etkisi nedir? Yani şöyle, kesinlikle etkisi var, yok diyemem. Tabii nerede yayınlanacağına, oranın izleyici kitlesine, o potansiyeline göre değişiyor tabii. Hani etkisinin olup olmaması. Bir de yani o kanalı izleyenler veya o kanalın o programını izleyenler acaba diyelim ki sizin vermiş olduğunuz hizmete talep gösteren bir izleyici kitlesine sahip mi? Bu da çok önemli. Yani buna göre eğer konuşup bir netice alırsanız yani tabii ki etkili bir sistem. Yani reklamın aslında her türlüsü yani gerekiyor. Yani ne kadar çok reklam o kadar çok daha fazla bilinirlik demek. Bu da beraberinde yeni müşterileri size getiriyor açıkçası. Özlem Hanım, peki Insta takipçi artırma falan gibi vaatlerle arayanlar var. Şöyle, yani bu tamam bu var. Yani diyelim ki bunu nasıl yapıyorlar? Yani bunun aslında şeyi ne? Amacı ne? Bu şimdi diyelim ki aslında tek amacı sitenize ya işte sosyal medya hesabınıza gelen yeni bir kullanıcının gözünde
bir prestij sağlamış oluyorsunuz. Yani güven unsurlarından aslında bir tanesi. Oradaki ziyaretçi rakamının yüksek olması tabii ki gelen kişiyi etkiliyor. Ama bu yani etkileşim oranları neredeyse yok bunların. Çünkü şöyle, organik olması da bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Çünkü ilgili olması gerekiyor sizin paylaşımlarınıza. Genelde şöyle yapıyorlar. Bunlar diyelim ki bilgisayarla oluşturulmuş hesaplar var. Oralardan diyelim ki hesaplar oluşturup yüklüyorlar. Instagram bunları tespit edip diyelim ki takipçi sayınızı düşürüyor. Orası da ayrı. Ondan sonra ilgisiz ziyaretçiler var. Diyelim ki farklı platformlarda kampanyalar oluşturuyorlar. Hani tıkla kazan mantığıyla. Oralardan diyelim ki bir takipçi kitlesi geliyor. Bunlar da diyelim ki aslında sunulan işte hani şöyle düşünün, bir çekiliş var. Çekilişe özel bir hesap kurmuş birisi. Sadece çekiliş için kullanıyor. İşte birisi yani bu diyelim ki platformda diyelim ki bir paylaşım yapıyor. Çekiliş yapılan platformda. Oradan size ziyaretçi geliyor. Yani çalışma tekniklerinden, kurgularından bahsediyorum. Oradan diyelim ki o şekilde size bir takipçi geliyor. Ama etkileşim oranı ne? Hiç. Çünkü onun oradaki amacı aslında orada sunulan hediyeyi, yani çekiliş sonucunda hediyeyi almak. Bu gerekli mi yani takipçi? Yani en azından belli oranda ben tavsiye ediyorum en azından. Şimdi Face'te ve Instagram'da hikayemde dahil paylaşımlarda işletme konumum çıkıyordu ama bir haftadır işletme çıkmıyor. Ne yapabilirim? Şimdi şöyle ki daha önce çıkıyor ve sonrasında çıkmıyorsa eğer bunu kaydını oluşturacağınız yerler var. Diyelim ki WhatsApp'ta Facebook'ta diyelim ki bir konum oluşturabiliyorsunuz ve bu konumu diyelim ki paylaştığınız zaman farklı kanallarda da çıkıyor, görünüyor. Bir bu şekilde deneyin derim. Yani birçok metot var aslında. Belki bir şikayet üzerine kaldırılmış olabilir. Çıkmamasının nedeni olarak söylüyorum. Birçok şey olabilir aslında. Birçok neden olabilir. Yani dediğim gibi bunu eğer ki işte Facebook'a veya Instagram'a başvursanız da oradan bir sonuç elde etmeniz çok güç olacaktır. Denedim ki o konumu yeniden oluşturmaya çalışmanız en pratik çözüm olacaktır Süreyya Hanım. Biz teşekkür ederiz. Sanırım sorularınız bu kadar. Yani dediğim gibi bu genel bir Ayşe Nur Hanım Instagram hikayelerine ücretli reklam nasıl verebiliyoruz? Bunu Facebook Business denilen bir şey var, platform var diyelim ki. Oradan bunun uygulaması da var veya işte web sitesi üzerinden girebiliyorsunuz, hesap oluşturuyorsunuz. Onun üzerinden diyelim ki kendiniz bir bütçe ayırıyorsunuz, kredi kartıyla bakiye belirliyorsunuz. İşte belli bir reklam kurgusu var. Oradan diyelim ki çünkü biliyorsunuz Instagram, Facebook'un hatta WhatsApp'ta onun üzerinden diyelim ki işte benim reklamım işte 35 yaş ve üzerine görünsün veya işte diyelim ki güzellik işletmesiyle ilgisi olan kişilere gösterilsin vesaire. Yani bunun gibi birçok kurgu var. Bunları da kurgulayarak kendiniz de yapabilirsiniz veya yani biraz aslında internetten araştırabilirseniz şey olacaktır yani size bir fikir verecektir veya ayrı bir ajansla da çalışabilirsiniz tabii belli bir ücret istiyorlar.
Melike Hanım, tabii ki ıslak imza takibinden, talebinden sertifika için başvuru yapılıyor. Oradan yapabilirsiniz veya destek@mormet.com.tr adresinden yine aynı şekilde talep edebilirsiniz. Adresinizi, işte telefon numaranızı, isim soy isim belirtirseniz arkadaşlarımız adresinize gönderecektir. Rabia Hanım, bana girdiğim son 5 eğitimin sertifikaları gelmiyor. Dijital sertifikadan mı bahsediyorsunuz? Eğer öyleyse mail adresinize şöyle yapalım. Ben arkadaşıma söyleyeyim. Siz eğitimleri destek@mormet.com.tr, yani girmiş olduğunuz yani size gelmeyen eğitimlerin isimlerini yazarsanız arkadaşımız ona göre veya ben mail adresinize göndeririz. Selda Hanım, ben bu talebinizi Hüseyin Bey'e ileteceğim. Zaten kendisi de görüyordur. Kesinlikle değerlendirecektir. Yani şöyle, bu bir başlangıç aslında. Hüseyin Bey'in daha önceki programlarda da size anlattığı gibi bir güzellik uzmanları için, işte yani güzellik işletmeleri için genel olarak bir paket şeklinde, yani her şekilde istifade edebilecekleri, sadece diyelim ki kendi sektörünüzle ilgili değil, aynı zamanda diyelim ki hem internet hem hukuki alanda, şimdi önümüzdeki eğitimde avukat arkadaşımız hukuki boyutuyla ilgili belli başlı konuları size aktaracak mesela. Yani açıkçası güzellik işletmelerinin nasıl diyeyim, istifade edebileceği her alanda Hüseyin Bey sağ olsun bunu eğitime dönüştürmeye çalışıyor, sizlere faydalı olması açısından. Yani talep ettiğiniz her şeyi kendisi zaten değerlendirip ona göre eğitim olarak size sunulacaktır diye düşünüyorum. Ben bu eğitime katıldığınız için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı, güzel bir eğitim olmuştur. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar görüşme fırsatını buluruz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize hoşça kalın, esenlikle kalın.